Hani onların bir dezavantajı var tabii. Fener Stadı ve Galatasaray Stadı dezavantaj onlar için. Evet. Ama evet. kendi sahalarında biraz rahatsız edebilirler. Evet. Ama Şimdi, İstanbul'da zor işleri. E, Uğurcan ne demiş? Uğurcan'ın bir açıklaması olmuş. Bir ona bakalım hemen. Trabzonspor cephesinde. E, geçen hafta kötü bir oyunda kaybettik. Bugün tepki vermek istiyorduk. 1-0 kaybettik. Çok üzgünüz. Taraftarlarımızın özür diliyoruz. Çok eksiğimiz de var. Bunlar tabii ki bahane değil ama etkili oyuncularda olma etkili oyuncuların olmaması etkili diyecek herhalde. Önümüzdeki maçlarda telafi etmeye çalışacağız. Yani maalesef bugün de kaybettik diyor Vizca. Bireysel olarak çok top kaybı yaptık. Bak Vizca başka bir şey söylüyor mesela. Çok top kaybı yaptık diyor. Yani şeyleri söylüyor. Yaptıkları sıkıntıları inşallah maşallah değil. Galatasaray maçında ve bu maçta da iyi oynamadık. Ya artık bu tecrübede oyuncular bu özelleştirileri yapabilmeli. Çok top kaybı yaptık, iyi oynayamadık, fazla pozisyon bulamadık. İyi analiz yapmamız ya analiz gerek gerekiyor lafı durak. Abdullah Avcı'ya gidiyor. İyi analiz yapmamız lafı Abdullah Avcı'ya gidiyor. Demek iyi analiz yapamıyor Abdullah Avcı. Ya da bu oynadığımız oyunun sebeplerini analiz etmeliyiz diyor. Yani ne kadar eksik olursa olsun Trabzon takımının mahkum oynamaması lazım hocam. Mağlup olabilir ama mahkum olmamalı. Hocam kendi evinde 5 gol yer mi Trabzonspor? Yani yersin de mahkum olmamalısın. Yani yersin ama kafa kafaya oynarsın. Bak bugün şey şey diyebiliyor muyuz İstanbulspora? Spor'a? Tabii 3-1 bitti maç ama hiç kafa kafaya oynadı. Evet. Hiç mahkum olmadılar. Hiç. Çadır çadır gittiler. Bakacağız da derin oldu. Yani Trabzonspor İstanbulspor kadar direnç İyiyim. gösteremedi. Gösteremedi e o zaman da pardon derler adam hocam. Derler. Yani Trabzon takımı sen derler. ne olursa olsun fizik olarak hiç olmazsa Rize kadar koş abi. Rize kadar koşmuyorsan ne olursun. Rize maçının şeyi kaç kaç acaba bizde geldi mi onu şey bakalım. bakalım, çocuklar. Bir bakalım ee, hücum, hani, hücum, hücum, rakamlarını verebilir ne konuşmuş, Tolga? Ne koşmuşlar ne konuş ne konuşmuşlar. <laughs> Hemen geliyor o da. Yani birazdan pozisyonlara bakacağız. Pozisyonlarla ilgili çok soru geliyor. Birazdan bakacağız değerli izleyenler. Ee, görüyorum o konuda bir hayli nasıl bir soru var. Kovalıyor ya Galatasaray'lılarla Fenelde. <laughs> Oo hocam neler neler ya şuraya bak. Evet geldi. Şu tam 11. 11 nereye gitti? 11 15'te 5 Çaykur Rizespor'un 11'de 3 Trabzonspor'un. 26 kez Çaykur Rizespor girmiş rakip ceza sahasında. 10 17 fazla. kez Trabzonspor girmiş. 10 fazla. <laughs> Hocam 10 fazla. Evet. Bu bu sene Rize'nin Trabzon'u geçeceğine delalettir. Şu anda kaç oldu puan farkı? Yaklaştı. Bir puan i̇ki mı pu ne var? Iki puan fark i̇ki var. Iki puan. Bu görüntüde bu Trabzon, bu Rize görüntüsünde Rize Trabzon'u geçer. Trabzonspor'un e, maç şeyini görebilir miyiz? Son son 6-7 maçta da bu ya 3 ya 4. yenilgisi oldu ya. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ama işte Afrika Kupası gelecek mi gelecek diyorlar. Bakacağız. Yani Trabzon falan temaslı oyun da oynamıyor. Ha Trabzonspor'un tabii 4 4 puan kaybı oldu. 2 beraberlik, 2 mağlubiyet. Evet. Şimdi 2 4 2 4 5 maçta bir galibiyeti var. Trabzonspor. Abdullah Avcı'nın da 5-7 maç kaç tane vardır acaba? Yani şimdi Kasımpaşa ile oynayacak. Beşiktaş'la deplasmanda oynayacak. Hatay'la oynayacak. Pendik'le deplasmanda oynayacak. Pendik takımı da toparlandı. Yani Kasımpaşa maçı da kolay geçmez hocam. Evet. Yani Beşiktaş deplasmanı tabii Beşiktaş bilmiyorum o da şu anda çok ciddi sıkıntılarda ama hani Trabzonspor açısından 3 maçtır galibiyet yok. 5 maçta bir tane galibiyet var. İşi zor. Abdullah Avcı ilk geldiği sezon ilk 14 lig maçında 10 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet almıştı. Şimdi 7 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet. 8 puan gerisinde kalmış ilk dönem performansının. O sene ikisinde de 9. haftada göreve geldi. O yıl 4. bitirmiş ligi. Şimdi üçüncü sırada ama hani şu görüntüyle bak ligin kalitesi nasıl düşmüş hocam. Görüyor musun bak iki sezon arasındaki farkı. Evet. Şuradaki görüntüye bak. Buradaki görüntüye bak. Orada burada üçüncü sıradasın. Peki yıllardır bu işin içindesin. Çok yerde çalıştığın tecrüben var. Bu Türkiye'deki futbola ne dersin? Ne yapman lazım da hafif bir düzeltmek için Ender? Ne yapman lazım? Seni evet. federasyon başkanı yaptık. Hocam ne yapacaksın İşte çok aklın yolu bir futbolu daha izlenilir kılacaksın. Adaleti daha hakkaniyetli dağıtacaksın. Bir tanesi hakem konusu. Diğerleri ekonomik paylaşımı yani yayın gelirlerini arttıracaksın. Onu ekonomik paylaşımı daha hakkaniyetli yapacaksın. Maçlarda herkes güvenecek. Hakemliğe işte müesseselere güvenecek. E, ee, i̇nsanlar çalıp çıkmayacak, kendilerini oynamayacak takımlar için yöneticilerden bahsediyorum. E, futbol kulüplerinin yöneticileri ona bakacaklar. E bunlar bir araya geldiği zaman ne olur? E, bilet satılır, seyirci gelir. E, yayın geliri yüksek olur, oyuncu alırsın. Başarı gelince Avrupa'ya gidersin, para kazanırsın. Peki Türkiye'deki mesela adaleti dağıtan hakem müessesesi güveniyor musun? Kim güveniyor ki? Ben güvenmiyorum. Evet. Şimdi bak iki maç hani değiştirdiler ya maçları. Bu şeyle ne bunun adı? Bahattin Şimşek'le şey Abdülkadir biti gel İkisinin de baba hakem. ben ona şey. bakmıyorum da hocam. hocam ben Sen bakıyorum. başka bir şey diyorsun. Ben bakıyorum hocam bakıyorum. Oraya işlerine girdim çünkü ben. Sistemin nasıl yürüdüğünü biliyorum. Adaletli çıkmıyorlar. Mesela bu hakemi hani operasyonda bu hakemi düşürdüler. Bugünkü hakem. Hmm. E FIFA kokartı var. Affettiler. Birileri affetti. Birileri aldı bir yere getirdiler. E onun bedeli ödenecek mi? Ödenir mi? Öyle mi geliyor? Öyle mi yürüyor? Bilmiyorum. Kim sahip çıkıyor? Bu sene herhalde FIFA değil mi bu çocuk? Bilmiyorum. Bu atın Şimşek'te FIFA var mı ya? FIFA var mıydı bugün? Dikkat etmedim sonrasına da. Ona bir baksınlar. Sambisa'nın şeyi de gelsin. Onur özü toprak. Bu hakem yardımcılık yapıyor. Şeye falan yani artık listeye listeye de ben bak. Yani bir tek şey var. Halil Umut var. O kadar bildiğim. Onun haricindekiler yok işte bak. İki numara adam diyorduk. Adam neler yaptı geçen. Yani şey değil. Bakıyorum bakıyorum. Yok yani cesaret yok. Şey yok 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 abi. Diyor ki varmış evet FIFA olmuş. Galatasaray'a karşı iyi oyunu ortaya koyduk. İkinci golün vardan dönmesi mollemizi aşağıya çekti. Sonuna kadar savaştık ancak fantastik bir takıma karşı oynadık diyor Sambisa. Bu tarz takımlara karşı tüm gücümüzü oynayacağız. Artık önümüzdeki maçlara odaklanacağız. Pes etmeyeceğiz diyor. Ve sonuna Abi. kadar kümede kalmak için mücadele edeceğiz diyor. Sambisa da güzel de bir gol attı. Evet. İyi Kaan'ın bir anlık dalgınlığından faydalandı. İyi de çevirdi kafayı. Evet. Ortada, Güzel gol hocam. Ortada çok iyiydi. O, evet. O ortaya ancak öyle vurulur. Yani ikisi de ortanın hakkını verdi. Verdi. Sert orta. Verdi hocam. Yönünü değiştirdi. Ondan topu. 30 saniye önce de top direkten dönmüştü. Evet. Bu sefer ters top. Ters top. Sarı kırmızılı futbolcular Rams Park'tan çıkıyor. Çocukları da var yanlarında. Tabii. Kerem'in mi o? Kerem. Demirbay'ın tabii. Maşallah diyelim. Ne güzel işte. Hı. Kolay değil hocam. Yorgunluk şu bu vesaire. Maçtan sonra Kaan'ın. Kaan, Kaan Ayhan'ın. Evet. Kerem'e benzemiyor zaten o ya. <laughs> Çocuklar, çocukları karıştırma hocam. Şimdi olacak. bakalım. Bir şey ihtimali olursa da arkadaşlarımız orada röportaj ihtimali. Ee, buradan da Bakarız. Röportaj ihtimali olursa. Arkadan geçenler biz yani iş, işimiz yok siz diyorlar bu taraftan. Arkadaşlarımız da orada. Ee, Olası bir röportaj için hazırlar. Röportaj haberi gelirse hemen zaten e, biz de Rams Park'a yöneleceğiz. Ne oldu? oh şeyi iyice geriye çekti. Kimse geçemesin diye geriye çekti galiba o arkadaş şeyi. Evet, şey takılıp düşecekler bir şey değil. Davinson Sanchez ne demiş? Kazanmak önemli teker teker gitmemiz gerekiyor. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Sadece rakiplerimizin hocaları ne diyor? Zaman geçirmeniz lazım mı diyor? Rakiplerin böyle oynaması bizi etkiliyor. Şampiyonlu oynuyoruz ve akan oyun olmalı. Valla ben Sanchez'e katılmıyorum. Bugün baya akan oyun oldu. Ya hiçbir şekilde öyle bir katı defans yapmadılar, bir şey yapmadılar. Topu alınca çıktılar. 2-1 iken bile düşün kaç kişiyle geldiler? 5-6 kişiden doğru top kullansalar gol atarlardı. Evet. Ya yani hiç düşünmediler öyle şeyleri. Bilemiyorum. Kafa kafaya oynadılar vallahi bravo. Keyifli de oldu. Tabii canım oldu öyle olunca keyifli oldu. Evet, yani Bir takım zaten ondan bütünüyle keyifli. şey yaparsa savunmaya yaslanırsa tek taraflı bir oyun oluyor. İki taraflı olduğu zaman keyifli bir oyun oluyor. Kerem çıkıyor. Kazım Can çıkıyor. Galatasaraylı futbolcular. Tabii hafta içi hafta sonu dediğim gibi çok yoğun bir takvim var. Ee, Şubat ayında iki Pırak maçı da var bu arada onu da göz ardı etmeyelim Bir de önümüzdeki haftanın sonrasında e, Türkiye Kupası maçları da var Torreira ve Muslera Ne demiş Kerem Aktürkoğlu e, derbilerden sonra böyle maçlar tehlikeli olabiliyor Konsantrasyon kaybına tahammülümüz yok diye konuştuk ama iyi başlamadık Sonrasında geri dönüş yaptık yolun sonu şampiyonluk buna biz buna inanıyoruz demiş Kerem Aktürkoğlu devamında ne var? Sağ içinde kalmak istiyoruz ama sürekli hakemlerden azar işitiyoruz. Allah Allah. Pozisyonu sormaya gidiyorum. Bana işine bak diyor. Sağ içinde kalmaya çalışıyoruz. Buna ne diyorsun Şimdi hocam? Şimdi benim anlamadığım bir olay. Pozisyonu niye sormaya gidiyorsun ya? Ne yapacağız? Ya? Pozisyonu... hocam. Hayır abi soramaz ya. Pozisyonu niye sorsun? Bizde bir alışkanlık var. Avrupa'da bir hakeme sorabiliyor musun? Yanaştırmıyor seni. İmkan mı var ya? Niye sorayım abi? Ben sana ne izah edeyim? Ben sana bir şey izah etmeye mecbur değilim abi. Mutlaka değil. Ben sana belki bir iki kelime ederim Sen benden muhabbet etmeye geliyorsun. Hakemlerin de işine geliyor, dinleniyorlar. İşin kötü tarafı. Maç duruyor. Futbolcu hakem konuşmasından maç 7-8 dakika duruyor. Tutun bakalım. E, bu arada dün Başakşehir maçı 59 dakika top oyunda kalmış. Bizde pek olan bir rakam değil o. 59 dakika oyunda kalmıştın Başakşehir Fenerbahçe maçı. Ama dün maçı. bayağı oynandı. Yani Başakşehir'de defans yaptı ama yani çirkinleştirmediler. Ama tabii oyuncu da eksildi onlardan. O da olunca İkinci ara eksik tabii. bir ara iş tek yönlüye kaldı. Hep tek yönlü. Çıkamadılar. Evet. Kerem'in sol kanatta ve forvet arkasında oynadığı pozisyonlar zaten artık herkesin malumu. Yani sol kanatta 10 gol 8 asisti olan adam forvet arkasına geçtiğinde tükenip gidiyor. Bu çıktı ortaya artık. Hocam, ya, en kötü olacağım. şey nedir biliyor musun bak. Bir yeri düzelteyim derken <laughs> birkaç yeri bozmak sıkıntı evet, oluyor. Evet abicim yani bazı teknik adamlar geçmişte de var şu anda da bazen görüyor. Mesela sağ beki değiştiriyor. Sağ beki sol beki alıyor. Sağ beki birini alıyor. Onun orta sahadan birini kaydırıyor. Üç kişinin filan yeri değişiyor. Bir takım <laughs> için en tehlikeli şey olur. Yaparsın da bunu bir defa filan yaparsın o da mecbur kalırsa. Oyuncu eksilir filan kabulüm onun haricinde olmaz ya. Şimdi Kerem'in yeriyle oynamak çok zor. Evet. Oynayamıyor adam. Kitleniyor orada. Alışkın değil oraya. E bir iki de yapınca bu sefer seyirci umurdanmaya başlıyor. Bu sefer seyirciyle bir diyaloga giremiyor. Girecek giremiyor. Eziliyor bu sefer. Sinirleniyor. Hırsını bu sefer hakemden ve rakipten almaya kalkar. İşte o zaman tehlikeli. Yani oynayacağı yerde oynatacaksın abi. Başkasını kullan. Başka Olur. oyuncuyu kullan. Bundan o verimi alamadın artık belli. Bunu artık ısrar etmeyeceksin. Değil mi? Oraya başka birini kullanacaksın. Hiç olmazsa bunu kaybetmeyeceksin. Başka birini oraya alıyorsun bu sefer ikisini kaybediyorsun. Veya üç kişiyi kaybediyorsun. Elde var bir abi tamam diğerini hallet. O kadar basit. Nitekim öyle, öyleye döndü. Döndü. O kadar. Baktı ki olmuyor. Tabii. Bir de tabii Icardi'nin olmaması da bu sonucu getirdi. Icardi başka, olunca başka bir dönüyor iş. E, ama işte kullandı. Kullanıcı oluyor. Sen Icardi olmayıp da bunu kullandığı zaman ikisine beraber Icardi'yi de bunu da kaybediyorsun. Hiç olmazsa Icardi yok. Çünkü Icardi Kerem uyumu e, daha fazla. Tamam da yani Icardi olmadığı zaman sen gene Kerem aynı yerde kullan. Oraya başka birini kullan Icardi'ye. Onlar gene uyum sağlayabilirler birkaç baş sonra. Bu sefer Mertens oradan çıkartmak zorunda kalırsın. Mertens'in de yeri dolmuyor mesela son dönemde. E yok yerine koyacağın adam yok. 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 Yorulana kadar yani havlu atana kadar oynatıyor. 70'e kadar da idare ediyor Oynetiyor. yani. Oynatıyor evet. Okan Buluk demiş ki kafamızı karıştıran rakibin 5'i savunmayla başlaması oldu. Oyun içinde en daha zaman zaman hem öne hem kanada çıktı. İlk yarı kafa karışıklığıyla geçti. 1-0'dan sonra acele kararlar verdik. İkinci yarıya başlarken değişiklikler yaptık. Mauro Icardi'nin oyuna girmesinden sonra daha fazla orta düşündük diyor. Kerem gelmiş.